Arkadaşlar bu videoda size WordPress'te hızlı arama butonu nasıl eklenir? Bu kırmızı kısımda olduğu gibi bu sadece mobille görünüyor. Bastığınız zaman arama butonu çıkıyor. Cep telefonlarında bu şekilde WhatsApp ve arama butonu da ekleyebilirsiniz. Her iki eklentinin de nasıl yüklendiği hakkında bilgiler vereceğim. Arkadaşlar bu videoda size WordPress'te yapılan internet sitelerine hızlı arama butonları nasıl eklenir onu göstereceğim. WhatsApp butonu, hızlı hemen arama butonu, mobil telefonlarda tıklandığı zaman WhatsApp'a giden veya arama ekranına numarayı getiren işlemler hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle internet sitesinin mobil görünüm, reklamlarda en fazla mobili gösterildiği için mesela bunun gibi bir arama ve WhatsApp butonu çok fazla işe yarıyor. Bu da mobilde böyle gözüküyor. Bu internet sitesine nereye giderseniz gidin bunları yapışkan her türlü kalıyor burada. İnsanların size, müşterilerinizin size daha hızlı ulaşmalarını sağlıyor. Bu da satışlarınızı artırmaya yönelik büyük bir adım oluyor. Bunu da ekleyebilirsiniz. WhatsApp yoksa, sadece arama olacaksa sayfanın altına tam boy bir arama butonu da ekleyebiliriz. Veya tam boy WhatsApp da ekleyebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağız onu gösterelim. Öncelikle buradaki örnekte olduğu gibi bir WhatsApp butonu ekleyelim. Yani arama ve WhatsApp her ikisini birden ekleyelim. Ben bu eklentiyi ücretsiz indirebileceğiniz kısmı açıklamalarda bırakacağım. Açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Eklentilere gelip yeni eklenti ekle diyelim. Eklentiyi yükle diyorum. Bu eklenti. Ben bunu açıklama kısmında paylaşacağım sizinle. Siz de buradan indirip kurabilirsiniz. Evet, eklenti yüklendi. Şimdi etkinleştireceğiz bunu. Evet, eklentinin paneli bu. Chat olarak geliyor WordPress panelinize. Burada bir tane widget var. Bunu şu kaleme tıklayarak ekleyebileceğiz. Numaralarımızı bu kısımdan ekleyeceğiz. Tamamen ücretsiz. Pro sürümünde farklı renkler kullanabiliyorsunuz. Mesela Facebook Messenger ekleyebilirsiniz. Instagram, Telegram, Line ekleyebilirsiniz. Bunlar Pro sürümünde. Standart ücret sürümünde de WhatsApp ve telefon numarası var. Bu da yeterli olur diye düşünüyorum. Telefon numarası eklerken numaranın başında +90 eklemeniz gerekiyor. WhatsApp'ta da aynı şekilde. Bunları eklediniz. Alt kısımda How do I use this var. Buradan da bu kısımda Settings var. Settings'te butonların ismini, telefon ya da arama ya da WhatsApp, bize ulaşın bunun gibi değiştirebilirsiniz. WhatsApp da aynı şekilde. Şu kırmızı butonu ben burada mor yaptım. Bunun rengini de aşağı alt kısmından değiştirebilirsiniz. İsmini buradan değiştiriyorsunuz. Mesela renkler ne olsun? Mavi olsun. Kapat butonunun rengi. Daha fazla renk kullanmanız için Pro sürümünü almanız lazım bu eklentinin. Ama güzel renkler var. İhtiyaç yok bence. Burada sağda, solda nerede gözükmesini istiyorsanız pozisyonunu seçebiliyorsunuz. Burada da kapalıyken şu şekilde ikonun şekli nasıl olsun onu seçiyorsunuz. Mesela masa üstünde, bilgisayarda böyle gözüküyor, mobilde böyle. Yazı fontunu buradan seçebilirsiniz. Şu WhatsApp ve telefon yazıyor bu kısmı. Şuradan değişik font seçeyim. Bunun gibi. Büyüklüğünü seçebilirsiniz. Buradan. Yine Pro sürümünü satın alıp buraya gelen tıklamalarını analitikte takip edebilirsiniz. Burası da tıklandığı zaman mı açılsın, kapalı durup şu dikey olsun, yatay çok güzel görünmüyor, yoksa üzerine gelince mi açılsın, bu şekilde. Bunun ayarını yaparsınız. Farklı bir işlem yok değiştirmeniz gereken. Şu save kısmına tıklayıp yaptığınız değişiklikleri kaydedebilirsiniz. Ben bu değişiklikleri kaydettim. Buradan kontrol edelim. Evet, üzerine gelince açılıyor. Mavi yapmıştık. Yazı fontunu değiştirdik. Bir de hızlı arama butonu var. Hızlı arama butonu da yine bir eklentiyle yapılıyor. Bu eklentinin ismini de bu arada güncelleme gelmiş buna. Bu eklentinin ismini de açıklamalar kısmında bırakacağım. Buradan ücretsiz indirme linkinden indirebileceksiniz. Şimdi ara butonu. Şuradan yeni ekleyeceğiz. Evet, şu en başta gelen Jerry Rietvelt'in yaptığı 200.000'den fazla kurulum olan eklentiyi kur dedim. Evet, eklenti kuruldu, etkinleştirdim. Evet, bunda da eklentilerde en üst kısma geldi. Ayarlar kısmına tıklıyorum. Buraya giriş yapıyoruz. Bu eklentinin ayarlarına bakalım şimdi. Şu an kapalı görünüyor. Ben açık yaptım. Enable yaptım. Açık olarak görünecek. Açık yapıp kaydettiğiniz zaman değiştirebileceğiniz ayarlar geliyor. Evet, şu an geldi. Burada Google Analytics'e yine söylediğim gibi tıklamaları saydırabilirsiniz. Pro sürümünde yine bunun da bu işlemi yapabilirsiniz. Şu buton kısmına tıklayalım. WordPress'in menüsünde sol taraftaki. Evet, burada telefon numarası. Buraya ekleyeceğimiz telefon numarasını yazıyoruz. Ek numarayı yazdım. Butonun isminde ne olsun diyor. Burada ne yazsın? Bize hemen ulaşın yazalım mesela. Butonun ismi bu şekilde olsun. Şimdi butonun internet sitesinde nasıl görüneceğini ayarlayacağız. Evet, yüklendi sayfa. Hangi renkte gözüksün? Mavi olsun mesela. İkonların rengi nasıl olsun? Full alt kısmı komple kaplasın mı? Mesela bir bakalım bu görünümde mobilde nasıl görünüyor. Evet, bu şekilde mavi bize hemen ulaşın yazıyor. Buraya dokunduğu zaman birisi doğrudan arama ekranına, telefonunuzun arama ekranına numaranız geliyor. Bunun rengini değiştirebilirsiniz. Mesela değiştirelim. Kırmızı yapalım. Bize hemen ulaşın yerine başka bir şey de yazabilirsiniz. Arayın, bilgi alın. Şimdi hangisi yararsa. Hemen arayın olarak değiştirdim. Şimdi tekrar bakalım. İşlemler bu şekilde. Ben eklentileri indireceğiniz linkleri açıklama kısmına ekliyorum. Siz lazım olan eklentileri buradan indirip kullanabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru ya da sorun olursa yorum kısmından bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.